Nihat Genç, CHP açılımlara doymuyor. Bu ülkede benden başka yazar yok mu? Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açılım ihanetlerini niye yazmıyorsunuz? Kim yazdı verdi eline? Tayyip Erdoğan mı yazdı? Muharrem İnce'nin önünü kesmek için mi süreç açılım bombasını patlattı? Bildiriyi okuyunca ağzım dilim kurudu. Bu ülkede 500'ün üstünde her biri bir buçuk saat program yaptım. İlk defa dünkü ulusal kanal programında ağzım dilim kurudu. Konuşamadım ve program bitmeden yayını bitirip kalktım. Kemal Bey siz CHP'nin başına gelmiş en büyük belasınız. Arşivi açmana gerek yok. HDP'yi çok seviyor ve HDP oylarına ihtiyacınız varsa oturur masaya HDP'ye 10 bakanlık verirsiniz ama cumhuriyet rejiminde hiç kimse etnik pazarlığa oturamaz etnik pazarlıklara doymadınız. Açılımlar, süreçler, eyaletler, Türk-tire Kürt yazan yeni anayasalar, yerel yönetimler bu okupüsrüyü yeniden başlatacaklarmış. Hendeklere doymamışlar, kan, terör pazarlıkları hevesleri bitmemiş. Dersim arşivlerini açacakmış. Kimle hesaplaşıyorsun? Vergi ve asker vermem deyip yanına da İngiliz ajanını almış. Kürt ağlarına karşı harekete geçen Atatürk'tür. Arşivleri açmana gerek yok. Trabzon Atatürk Köşkü'nde Atatürk'ün çizdiği Dersim Hareket Planı ziyaretçilere açık duvarda asılıyor. Neyin peşindesiniz? Arşivleri açacaksan o hendekleri kim açtı? Binlerce Kürt gencini o hendeklere kim soktu ve kim öldürdü? Daha dünün bu haberlerini açın okuyun. İyi olsa hendekler, isyanlar, binlerce insanımızı havaya uçuran hazırlayan HDP'li vekillerin iddianamelerini açın. HDP'nin %10 oyunu almak için yeniden Fırat'tan doğusunu, 400 bin kilometre kareyi, 15 vilayeti masaya koyarak ya da ülkenin bir kısmını terörist etnik milliyetçilere vermek, hayrola o kadar acıdan hiç mi ders çıkartmadınız?'' Sıra sana mı geldi? Utanmaz adam o bildiriyi PKK yazsa bu kadarını yazabilirdi. Terbiyesiz, ahlaksız adam. Tayyip'in bile korkup yarı yoldan döndüğü ihanet projesine utanmadan balıklama dalıyorsun. O bölgeden yenilecek ekmeği zamanında Tayyip yedi. Artık süreçler açılımlardan ekmek kalmadı. Üç kağıtçı, zübük siyasetçi o metni kim tutuşturdu eline? Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl, Hamza Çebi, Tuncay Özkan, Mehmet Bekaroğlu gibi milletvekilliğini ağlık yapmış demir taşlarla CHP'ye ve Türkiye'yi hazırladığın uzak meğer buymuş kimdir bu kadro kamuoyu önünde hangi lafı etmişler neyi başarmışlar hepsi etrafında nasıl hangi güçler tarafından toplanmış CHP'yi gasp etmişler ülkeyi yıkıma götürüp keyfini sürüyorlar Bob başkanlığını Tayyip'ten alıp sana mı verdiler artık açılım süreç etnik eyalet Türk Kürt etnik anayasa işlerini sana mı havale verdiler nihayet sıra sana mı geldi kansız ruhsuz cibilliyetsiz adam çözüm sürecinde Tayyip'e daha ağırlarını söyledim. 10 kere yargılandım 20 kez de yine söylerim. Ne güzel muhalefet bir heyecan yakalamış bir rüzgardır gidiyor yaptığı işe bak rezil herif. O süreç başlatan bildirini alkışlayanların da Allah belasını versin. Sessiz kalan yazarların vekillerinin de Allah belasını versin. O bildirinde FETÖ'den tek satır niye yok? Niye yok? 240 sayfa metin ve FETÖ yok. Ama içeride gazeteciler varmış, onları kurtaracakmış. Hangi gazetecilermiş bunlar? Uğruna 500 kilometre İstanbul yollarına düştüğün Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan sevgililerin mi? Orta Doğu baştan sona etnik mezhep çatışmalarıyla heba olmadı mı? Etnik mezhep ortada devlet mi kaldı? Orta Doğu'nun tek ilacı herkesin hukuk karşısında eşit olduğu hukuk ve yurttaşlıktır. Ahlaksız adam. CHP'nin genel başkanına bunları biz mi öğreteceğiz?'' Metnini tane tane okuduk. Başımızdan aşağı kaynar sular döküldü. Bu satırlarda bin kez cevap verildi. Yeniden oturup ayrıntısıyla tek tek boş yere şuydu da efendim buydu da Sezgin Tanrı kulunun köpeği olmuşsunuz. Ne söylemişse tek tek yazmışsınız. Demek HDP ile etnik pazarlık yapıp tay gibi devireceksiniz ha. Etnik pazarlıkla kurtulacak memleketin Demek ki yeniden süreci bu sefer CHP başlatıyor. Demek hendekler isyanlar PKK bombalar yine siyasetin kanlı pazarlığında. Seni de, partinin de, pazarlığının da HDP'nin %10'u olmadan nasıl olacakmış. Burada oturup muhalefetin tadını bozmayalım. Biliyorsak da bir şeyler konuşmayalım deyip sustuk kaç zamandır. Yazmıyor, çizmiyoruz. Şu rezil herifin yaptığına bak. Kan pazarlığıyla, etnik pazarlıkla, süreçle, açılım vaatleriyle kazanılacak seçimin de Memleketin yüz karası adi herifler hala batı projeleri, hala kumpas, hala ihanet şebekelerinin, hala batılı elçilerin metinlerine meşruiyet kazandırma ve göbek ata ata ilan etme peşindesiniz. Sevinin FETÖ'cüler, sevinin PKK'lılar, sevinin liberaller, sevinin Cumhuriyet Gazetesi T24, sevinin Halk TV, sevinin açılımınız yola çıkmış geliyor. Hendekleriniz, isyanlarınız, bombalarınız yeniden bayram yeri. Herkesi bu fikre inandırmışlar. Sabah akşam yazıp çizdikleri bu. Kafa yıkadıkları beyin bu? HDP'nin onu olmadan nasıl olacakmış? Ananın olacak. Bizleri sizleri niye kovdular? Bizleri sizleri niye sansürlediler? Bizleri sizleri niye partiden attılar? Bizleri sizleri niye programlarına çağırmıyorlar? Bizlerin sizlerin tek cümlesine niye yer vermiyorlar? CHP'yi bu ajanlara teslim etmek ve herkesi susturmak için ve ortalık dizayn edildikten sonra Kılıçdaroğlu dün nihayet ihanet kutusunu açtı kutusunun Ajanlar CHP'yi ele geçirmiş, bir de Kemalistmişler, bir de Atatürkçüymüşler, bir de Kuvayi Milliye'den gelen CHP'liymişler, bir de Cumhuriyeti Kur'an Parti'ymişler. Hadi lan. Açılım bildirgesinde ilaveten CHP'nin altı okunu da yemişler. Milliyetçilik eşit yurttaşlık olmuş. Devletçilik insani kalkınma olmuş. Laiklik özgürlükçülük olmuş. Halkçılık ise hümanizm olmuş. Yetmedi. Devrimcilik de demokratlık. Bu ifadelerden sonra bu liberal projeyi kimin hazırladığı da ortada. Not. Daha da vahimi Kemal Bey bu ihanet bildirgesini parti meclisine sunmadan tartışmadan kendi kafasınca özel arkadaşlarıyla korsan hazırlamış. Yani bu bildirgeden kurumsal olarak CHP'nin de haberi yok. Nihat Genç oda.tv.com